hakkında genel düşüncem, öncelikle devlet büyüklerimden, yerel yönetimlerden, bu işe vesile olup da her sene bizi Hacı Bektaş'ı Veli'ye götüren belediye başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Bir Alevi olarak çok mutlu oldum bu durumdan, bu konumdan. Ondan sonra yani çok güzel bir hizmet arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok başarılı bir hizmet. Bakın 40 tane, 50 tane otobüsle her sene götürüp bizi o güzel topraklarla ve Hacı Bektaş'ı Veli'yle görüştürüyor. Allah ondan razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Başarıların devamını diliyoruz. Zaten başarı da görünüyor Esenyurt'ta. Çok teşekkür ediyorum. Aklımızda yoktu böyle bir şey olduğu için. Biz de karar verdik. Gidiyoruz ibadete. Allah herkese nasip etsin. Gülerek gidip gelmek nasip eylesin. Kimlerle gidiyorsunuz? Ben yalnızım ama arkadaşlarım var. Şu anda biz Esenyurt Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Hacı Bektaş Veli Efendimiz'in anma yetkinliklerine katılıyoruz. Oraya gidip semahlarımızı döneceğiz. Şehitler için dualarımızı edeceğiz. Adaklarımızı keseceğiz. Ve Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Necmi Kadıoğlu'na da burada çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü böyle bir etkinlikleri bize düzelttikleri için, böyle bir şeyleri yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Hacı Bektaş Hazretleri'ni pir olarak kabul eden Alevi yurttaşlarımız, onun manevi huzurunda onu ziyaret ederek bir ibadet gerçekleştiriyorlar. Yani biz de onun yolunda yaşayalım, onun öğretileriyle yaşayalım diye buraya kadar bir irade göstermişler. Ve her sene oluyor. Burada bir etkinlik oluyor. Belediye bunu yapıyor. Bu etkinliklerin manası Hazreti Pir'in, Hazreti Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin aynı Mevlana gibi bu coğrafyanın insanlarını hamurla yoğuran, İslam'la yoğuran ve bugünlere gelmemizi, bugünlerde yine bir beraber olmamızı sağlayan anlayışının devamını sağlamak. Onun için de bu etkinlikler çok önemli etkinliklerdir. İnsanımızı birbirine bağlayan çimento bunlardan çıkıyor. Yani Anadolu erenlerinden, Horasan erenlerinden çıkıyor. Hazreti Pir o kökenden gelen bir büyük zatımız. Allah onların şefaatini Rabbim nasip ederse bize nasip olsun diyoruz. Buraya onun sevdasında olan insanları getirmek, onlara hizmet etmek bir de inancımıza hizmet etmektir. Biz onu sağlıyoruz. Gördüğün kadar insanlar mutlu. Yani bir ibadet aşkıyla geliyorlar. Bir huşuyla. Dün mesela orada Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin kabri başında hüngür hüngür ağlayan bir bacımızı gördüm. Yani ben de etkilendim. O kadar manevi bir huzurla dolmuş ki onu orada ağlayarak boşaltıyor. Güzel duygular bunlar tabii. Keşke bunlar herkeste olsa da ülkemiz birlik beraber içerisinde olsa. Çünkü ülkemizin çok düşmanı var. Yani bizim ülkemizin hem içerisinden çıkan çok hain var hem de çok düşman var. Allah hainleri sayesinde düşmanları da kahretsin. Ve bize de birlik beraberlik versin. Ülkemize huzur versin. Değil mi? Bir olalım, bir olalım, bir olalım diyor. Belki. Cuma'dan beri buradayız. Hazırlık yapıyoruz Esenyurt halkı için. Milli programına tüm Esenyurt Belediyesi halkımıza hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sizleri Esenyurt için saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz Esenyurt. Buradaki duygu ve düşüncelerim muazzam tabii ki. Huzur doluyum. Daha henüz yeni başladık ama güzel devam edeceğini düşünüyorum. Evet, biraz da gezersek. Gezeceğiz. Evet. Evet, onu bekliyoruz şu an. Kolay gelsin. Belediye başkanımıza, belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bize bir imkanı sunduğu için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Daha ileride bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz.
Cumhurbaşkanı Belediye Başkanımız için. Ona da çok teşekkür ederiz bu ilgiyi gösterdiği için. Şu anda 1500 tane cemaat burada. Herkese saygı, hürmet gösteriyor. Elinden gelenin fazlasını yapıyor. Gerçekten ben bir şok geçiriyorum. Yani. Gerçekten güzel bir şey yapıyor. Kendilerine çok teşekkür ederim. Laborlarımız var, yemekhanemiz var. En güzel yemeklerini yiyorlar cemaat. Yetmez gibi bir de ambulans doktorumuz da var, ambulansımız da var. Yani ben hiç ummadığım şeyler oldu. Bu yaşa geldim, böyle bir sürü yerler gezdim. Böyle ilk defa böyle tam teşekkürlü organizasyon edilmiş. Böyle tereyağı gibi olmuş hani. Kendilerine teşekkür ederim, kendilerini de tanımıyorum. Sayın Evet, burası 24 bin küsur metrekare. Seyit Belediyesi'nin tapulu balıdır. Satın aldık. Buradaki konaklama, bütün yani 360 gün konaklama ile ilgili bir tesis kuracağız. Şu an göz gibi toprak üzerindeyiz. Çadırları kaldıracağız. İnsanlar rahatça oturacakları, yiyecekleri, hatta yatacakları da yerleri burada oluşturacağız. Su yok, taşıma su yapıyoruz, su çıkaracağız, artezyen vuracağız. Yani buradaki ziyaretçiler için mutlaka hem Esra Belediyesi yakışır, hem de insanlık onuruna yakışır bir tesisi buraya koyacağız. Sen inşallah bitirmiş oluruz.